Az TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Sağlık Hattı programıyla karşınızdayız. Bugün konumuz talasemi yani Akdeniz anemisi. Konuğumuz Sözler Medikan Hastanesi'nden hematoloji uzmanı Doktor Ömer Önder Savaş olacak. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettikleriniz ve sorularınız varsa 224 alan koduyla 261 1188 ve 99 numaralarını arayarak bizleri iletebilirsiniz diyelim. Hiç vakit kaybetmeden konuğumuza dönelim. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizlerdeyiz. Bugün konumuz talasemi. Yani halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen hastalık. Detaylarını süremiz ettiğince sizden öğreneceğiz. Birçok sorumuz var bu konuyla ilgili ama dilerseniz ilk önce talasemi nedir ve Akdeniz anemisi ismi nereden gelmektedir? Bunu öğrenerek başlayalım. Tabii. Talasemi Akdeniz anemisi denmesi sebebi ilk öncelikle oradan başlayayım. Coğrafi nedenlerle isminden de anlaşılacağı gibi. Ülkemiz için konuşursak Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde biraz daha çok görülüyor. Aynı şekilde dünya coğrafyası üzerinden konuşacak olursak da yine aynı şekilde Akdeniz ülkeleri, onun dışında Güneydoğu Asya ülkelerinde biraz daha fazla görülüyor. Hatta uzak Doğu Çin'e kadar ulaşabiliyor. Yalnız genetik olarak taşınan bir hastalık. Fakat her ne kadar ismi Akdeniz anemisi olsa bile dünyanın birçok coğrafyasında bu hastalığı görebilmekteyiz. Hı hı. Şöyle ki yaklaşık dünya ülkelerinin %70'ine yakın oranında ülkede bu hastalığı görebiliyoruz. Bunun en büyük nedeni göçler, göç olması. Vakit geçtikçe, zaman ilerledikçe özellikle endemik olan, talaseminin endemik olduğu bölgelerden yani bu Akdeniz ülkeleri, Kuzey Afrika, Uzak Asya ve Anadolu coğrafyasından, Orta Doğu'dan Avrupa ve Amerika kıtalarına göç arttıkça bu hastalıkta dünyanın farklı yerlerinde görülebilmekte. Her ne kadar ismi Akdeniz anemisi olsa da ve Akdeniz ülkelerinde daha çok görülse de Türkiye için de geçerli bu Akdeniz bölgesi daha fazla. Akdeniz, Ege ve Marmara. Fakat bu göçler nedeniyle dünyanın her coğrafyasında bu hastalığı görebilmekteyiz. Peki talasemi nedir? Talasemi, kısmını açacak olursak. Anemi dediğimiz bir hastalık grubu var. Kan düşüklüğü. Bunun içinde onlarca farklı hastalık grubu var. Talasemiyi bunlardan farklı yapan önlenebilir, öngörülebilir ve dolayısıyla önlenebilir olması ve genetik geçişli olması. Temel oluşum mekanizmasından bahsedecek olursak bildiğimiz üzere anemi oksijen taşıyan kan hücrelerindeki eritrositlerde düşüklük olarak tarif ediyoruz. Buradaki oluşum mekanizması talaseminin eritrosit içinde hemoglobin dediğimiz hani kana kırmızı rengini veren madde. Eritrosit içinde bu hemoglobin dediğimiz moleküller var. Milyonlarca bir eritrositte milyonlarca eritrosit hemoglobin molekülü var. Ve her bir hemoglobin molekülü 4 tane oksijen atomu taşıyor. Fakat hemoglobin isminden de anlaşılacağı üzere hem ve globulin olmak üzere 2 farklı bölümden, alt tipten oluşuyor. Hem kısmı demir bağlayan kısmı, globulin kısmı da protein kısmı. 4 tane protein zinciri var bir hemoglobinde. Alfa ve beta olarak yetişkinlerde bu şekilde. Bunların eksik olarak, rakam miktar olarak az olması veya hiç olmaması talasemiye sebep oluyor. Bir de hemoglobinopati dediğimiz ayrı bir hastalık grubu var. Şöyle ki bazen karıştırılabiliyor. Mesela orak hücreli anemi diye bir hastalık grubu var. Bunlarda da mutasyonlarla sadece oluşan molekülün yapısı, karakteri bozuluyor. Fakat talasemilerde bu globulin kısmının az veya hiç sentezlenememesi. Eğer alfa kısmı az veya hiç sentezlenemezse, alfa talasemi, beta kısmı da sentez bozukluğu varsa beta talasem olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi aneminin yani talaseminin diğer anemi gruplarından en çok ayıran bizim için en önemli farklı öngörülebilir, önlenebilir ve kalıtsal geçişli olması. Bu açıdan farklılık arz ediyor. Türkiye'deki yayılmasından bahsettim gerçi Akdeniz, Ege, Marmara ama göçler sebebiyle artık Akdeniz tabii, dışında birçok bölgede de görülüyor. Orta Anadolu'da görebilir, Karadeniz'de de görülebilir. Çünkü özellikle bu bölgelerde daha çok görülmesi, akraba evliliğinin çok olduğu yerlerde daha sık görüyoruz. Çünkü otozomal resesif dediğimiz genetik geçişli bir geçiş söz konusu. Akraba evliliği fazlaysa yani farklı etnik kökenlerden değil de aynı kültür içinde evlilik ve soy devamı sağlanıyorsa özellikle bu akraba evliliğiyle karşımıza çıkıyorsa bu risk daha fazla. Bir de göç eden toplumun çocuk doğurma potansiyelinde genç hasta grubu olması da göçlerle beraber bu demografik yapının hastalığın görülme sıklığını değişmesine sebep oluyor. İki çeşit talasemi var. Evet. Beta ve alfa diye talasemi bahsetmiştiniz. Açıklayacak olursak alfa talasemi nedir? Alfa talasemi bu hemoglobin molekülündeki alfa zinciri az salgılanırsa alfa talasemi, beta az salgılanırsa beta talasemi oluyor. Fakat karşımıza farklı miktarlarda farklı şekilde çıkabiliyor bu hastalık. Yani her mesela
talasemi taşıyıcısı karşımıza aynı şekilde gelmeyebiliyor. Biraz çeşitlerinden bahsedecek olursak, şimdi talasemiler aslında daha çok talasemi deyince akla biraz beta talasemi geliyor daha sık görüldüğü için, ama alfa talasemi de azımsanır ölçüde değil. Şöyle ki normalde Türkiye'deki oranı %0.5 ile 2 arasında değişmekte, fakat yapılan bazı bölgesel çalışmalarda Akdeniz yöresinde mesela yapılan çalışmalarda bu rakam %7 hatta 10'a kadar çıkabiliyor. Aynı şekilde alfa talasemi de beta talasemi de olduğu gibi Akdeniz işte, yöresinde daha fazla, Ege ve Marmara'da biraz daha az ama oralarda da daha sık. Dolayısıyla alfa talasemiyi de göz önünde bulundurmak lazım. Nedeni belki ilerleyen zamanda bahsederim. Çünkü talasemi deyince akla sadece beta talasemi geliyor. Alfa talasemi biraz daha ikinci planda kalıyor. Genetik geçiş açısından biraz daha komplekstir alfa talasemi, beta talasemiye göre. Çünkü beta talasemi taşıyıcısı olan anne ve babada, çocuklarda taşıyıcı veya hasta olma ihtimalini daha rahat öngörebiliyoruz. Ama alfa talasemi de genetik geçiş beta talasemiye göre biraz daha kompleks. Öngörülerin dışında olabilir. Onun için alfa talasemin üzerinde biraz daha normalden fazla durmakta fayda olabilir. Peki hocam şunu da soralım. Talaseminin bir anemi hastalığı olduğunu söylediniz programımızın başında. Peki tanı nasıl konuluyor? Normal bir kan hastalığı gibi sadece bir kan testinde mi ortaya çıkıyor? Yoksa anlaşılması için başka tetkikler mi yapılması gerekiyor? Normalde öncelikle olarak hasta şikayet vermeyebilir. Özellikle talasemi taşıyıcısıysa. Çünkü talasemi karşımıza taşıyıcı veyahut da özellikle beta talasemiden bahsedecek olursak talasemi minor dediğimiz taşıyıcı formu var. Intermedia formu var, bir de major formu var. Zaten intermedia ve major formu özellikle major formu yaşamın ilk yıllarında semptom veriyor. Çocuklarda gelişme geriliği, kansızlık, halsizlik, dalak karaciğer büyümesi gibi bulgularla zaten çok erken yaşlarda bulgu veriyor talasemi major. Intermedia biraz daha yaşın ilerleyen yaşlarda 1-2 yaşı bulabiliyor tanı alması. Zaten çocukluk çağında intermedia ve major genelde tanı almış oluyor. Çünkü kan düşüklüğü sebebiyle çocuğun karaciğer dalakta büyüme, halsizlik, gelişme geriliği bunu çok rahat semptom verdiği için çocuk çok rahat tanı konabiliyor. Ama asıl tanısı geciken, şikayet vermeyen minör. Bir de minör dışında sessiz taşıyıcı formu var. Asıl onun üzerinde durmak lazım. Çünkü sessiz taşıyıcı formu hiçbir şikayet vermez. Benim daha önce çalıştığım merkezde 78 yaşındaki bir hastaya taşıyıcı tanısı koymuştuk mesela. O yaşa kadar herhangi bir şikayeti olmamış. Başka bir sebeple hastaneye başvurduğu zaman yapılan kan değerlendirmesinde kanı düşük çıkıyor ve ileri tahlilde ortaya çıkıyor bu. Ama sonuçta hastanın normal eğer taşıyıcıysa herhangi bir hayatın devamında hayat kalitesinde düşme ortaya koymadığı için herhangi bir sıkıntı doğurmuyor. Onun için talasemi intermedia major formu daha önce tanı alıyor. Fakat minör ve sessiz taşıyıcı tanı almıyor. Ancak nasıl şüpheleniyoruz? Rutin kan tahlillerinde hemoglobin düşüklüğü karşımıza çıkıyor. Standart diğer anemilerde olduğu gibi. Fakat diğer anemilerden farklı olarak başka parametreler, MCV düşüklüğü, MCHC düşüklüğü gibi parametreler var. Veya eritrositoz dediğimiz hemoglobin değeri düşük ama eritrosit değeri yüksek. İronik bir durumda karşımıza çıkabiliyor laboratuvarda. Bundan şüpheleniyoruz. Şüphelendikten sonra hemoglobin elektroforezi istiyoruz. Hemoglobin elektroforezinde de hemoglobinlerin alt tiplerini ayırmaya yarıyor bu tetkik. Dolayısıyla buradan tanıya gidebiliyoruz. Ama hemoglobin elektroforezi bize beta talasemi tanıyı koydurmak için yön gösteriyor. Alfa talasemi de tanı koydurmaz. Daha doğrusu şüphelendirir ama tanı koydurmayabilir. Dolayısıyla elektroforez standart testi daha çok beta talasemi tanısı koymaya yönelik. Dolayısıyla sorunuzu özetle cevap verecek olursak rutin kan tahlilinden şüpheleniyoruz. Ama bunu sorgularken mutlaka hastanın hikayesi bizi yönlendiriyor. Şöyle bir şey diyebilir. Benim büyüklerimde şurada ya işte bu tanı büyüklerimden işte şu akrabamda Akdeniz anemisi olduğuna yönelik bir şey söylenmişti veya vardı şeklinde bir yönlendirme de olabiliyor. Ama şart değil. Çünkü neden? Anne ve babası tanı almamış olabilir. Evet. Sessiz taşıyıcı olabilir. Ki az önce belirttiniz 78 yaşında ortaya çıkmış bir hastanızın. Tanı almamıştır. Dolayısıyla anne ve babada taşıyıcılık vardır veya sadece bir tarafta taşıyıcılık varsa o bile taşıyıcı olması için yeterli. Dolayısıyla böyle bir durumda tek başına aile hikayesinin olmaması bizi tanıya kart ettirmiyor. Ama aile hikayesi varsa böyle bir şüphe bizi tanıda tabii daha yol aldırıyor. Dolayısıyla aile hikayesi önemli ama mevcut değilse bile rutin kan tahlili, sonra periferik yayma dediğimiz mikroskop altında hücrenin dağılımını inceliyoruz. Ondan sonra hemoglobin elektroforezi. Eğer ona rağmen tanı konmadıysa ondan sonra alfa talasemi tanısı konması için moleküler çalışma ve DNA analizi gerekebiliyor. Ama burada vurgulamak istediğim başka bir önemli nokta var. Toplumda sık görülen
özellikle çocuklarda sık görülüyor. Demir eksikliği anemisi. Dolayısıyla demir eksikliği anemisi zannedilerek talasemi hastaları demir tedavisi alabiliyor. Burada da başka sorunlar bizi karşımıza çıkartıyor. Çünkü eğer talasemi hastası tanı almadan demir eksikliği anemisi gibi tedavi alırsa bu hastalarda demir birikimi söz konusu olabiliyor. Ve en önemlisi tanının gecikmesine sebep oluyor. Özellikle intravenöz dediğimiz damardan verilen demir tedavisi vücutta demir birikimine sebep olabiliyor. Çünkü damardan verdiğimiz demir tedavisi aynı bir kan tedavisi gibi demir atılmıyor. Vücut o demiri atamıyor. Vücudun demiri kontrol etme mekanizması oral, yani aldığı demir ilacı eğer veyahut da demir miktarı fazlaysa o bağırsaktan atılıyor. Fakat bu mekanizma damardan alınan demir veya kan yoluyla alınan demiri atması mümkün değil. Dolayısıyla bir demir birikimi söz konusu olduğu zaman demir çözücü ilaçlar gerekebiliyor. Dolayısıyla talasemiler eğer demir eksikliği gibi tedavi alır tanı gecikirse daha sonra ikinci bir problem olarak demir birikimimiz karşımıza çıkabiliyor. Onun için talasemiyi tanı koyarken mutlaka ve mutlaka demir eksikliği anemisini ekart etmek lazım. Bu tanının netleşmesi açısından önemli bir. İkincisi boşuna hani demir almaması için hastanın. Bir de hani dediğim gibi önemli bir şey tanının gecikmemesi açısından demir eksikliği mutlaka ekart edilmesi lazım. Bir de aneminin diğer başka bir nedeni de kronik hastalık anemisi. Yani altta yatan kronik bir hastalık varsa bu kan kanseri, başka bir kan kanseri olabilir, solid kanser olabilir. Onun dışında kronik karaciğer böbrek hastalığı olabilir. Bunlar da kan seviyesi düşüklüğü yapar. Dolayısıyla biz talasemiden şüphelenmeden önce mutlaka ve mutlaka demir eksikliğini ekart edeceğiz. Bir de kronik hastalığı ekart edeceğiz. Ondan sonra beta talasemi elektroforezde, o da olmaz ise moleküler gen analizi veya DNA analizi gerekebiliyor alfa talasemi için. Şunu da sormak istiyorum hocam. Aslında belirtilerini daha önce sormam gerekiyordu ama bu noktada belirtileri nasıldır? Az önce de dediniz ki bazen hiçbir belirti vermeyebilir ki söylediğiniz hastanız 78 yaşında böyle bir hastalığı olduğu ortaya çıkmış. O zamana kadar hiçbir belirti vermemiş. Peki belirti veren talasemi de nelerdir? Ortaya çıkan hastanın şikayetleri nelerdir? Özellikle talasemin intermedia ve major formunda çok daha erken yaşta tanı aldı. Yani 1 yaş 2 yaşa kadar genelde tanı almış oluyor. Fakat bazı alt formları, bazı intermedia formları biraz daha geç tanı alabiliyor. Bunlar da kansızlığının belirtileri ortaya çıkıyor. Diğer anemilerde olduğu gibi. Nedir bu? Halsizlik, nefes darlığı, çabuk yorulma, efor dispnesi dediğimiz hani normal günlük hayatını idame ettirecek şekilde yani çabuk yorulma, günlük hayatını idame ettirememe. Onun dışında çocuklarda karaciğer ve dalak büyümesi. Çünkü talasemi olduğu zaman yani kemik iliği inefektif eritropoyez dediğimiz ideal kanı üretemiyor. Dolayısıyla vücudun başka yerlerinde özellikle kemik dokularında, diğer kemik dokularında artmış bir eritropoyez aktivitesi. Yani kemik iliği kan üretim aktivitesi söz konusu. Aynı şekilde dalak da devreye giriyor burada. Dalak ve karaciğer de özellikle dalak devreye giriyor. Fazla kan üretmek için. Dolayısıyla karşımıza dalak büyüklüyor. Halsizlik. Fazla kan üretmekten mi büyüyor peki bu dalak? Şöyle, fazla kan üretmeye çalışıyor fakat ideal kan üretemiyor. Talasemi hastası olduğu için olması gereken miktarda hemoglobin üretemediği için daha fazla aktivitesi artıyor. Dolayısıyla bu tip hastalarda özellikle çocuklarda bazı kemiklerde belirginleşme, özellikle alında belirginleşme, burun kökünde basıklık, bu kemiklerde maksiler kemikte belirgin, dişlerde çıkıklık gibi başka kemiklerin hiperaktivitesine bağlı kemik anomalileri görebiliyoruz. Onun dışında dalak büyüklüğü ve gelişme geriliği, enfeksiyon, hatta bazı hastalarda özellikle trombozu artmış eğilim söz konusu. Yani pıhtı atmaya artmış eğilim söz konusu ama genelde beklediğimiz kan düşüklüğüne bağlı belirtiler. Halsizlik, nefes darlığı, gelişme geriliği, dalak büyüklüğü. Bunlar zaten bu belirtiler verdiği zaman rutin tahlillerde zaten ortaya çıkıyor. Ondan sonra da ayrıca tanıya giriliyor. Ama aslında bu belirtiler de birçok hastalıkla aynı belirtilere sahip. Az önce sizin de dediğiniz gibi mesela demir eksikliğinde de aynı belirtiler var ve aslında tanı koymak biraz daha zorlaşıyor değil mi bu noktada? Aslında rutin kan tahlillerinde tanı koymak aslında çok zor değil. Şöyle ki hastanın demir deposuna yani demir eksikliği anemisinin olmadığını gösterdiğimiz zaman ve anemi yapacak kronik hastalık de söz konusu olmazsa ve standart hemogram tablosu da bununla uyumluysa tanı koymak kolay. Ama tanı koymakta zorlanılan kısım bazen alfa talasemi, bazen de talaseminin sessiz taşıyıcı formu. Çünkü sessiz taşıyıcı formu elektroforezde de bulgu vermeyebilir. Tamamen normal bir elektroforez, tamamen normal bir kan. Peki bu hasta için sorun yok. Diyelim ki tanı konmadı. O hasta için hiçbir sıkıntı yok. Hayatını diğer hasta, ilk başta örnek verdiğimiz hastada olduğu gibi ilerli yaşlara kadar hayatını hiçbir sıkıntı olmadan idame ettirdi. Peki sıkıntı ne? Sıkıntı
Eğer eşinde de taşıyıcılık varsa ki olmasına gerek yok, çocuklarında böyle bir şey çıkabilir. Evet. Yani aslında özellikle sessiz taşıyıcı için önemli olan kısım hastanın kendinden, taşıyıcının kendinden ziyade çocuklarında bunun olması. Evet. Hani başta dediğimiz gibi öngörülebilir ve önlenebilir bir hastalık bu. Dolayısıyla ondan sonraki neslin geçiş açısından önemli, hastalığın kendisinden ziyade özellikle sessiz taşıyıcı ve minör formu için. Çünkü evet. bazen sessiz taşıyıcı ve talasemi minör karıştırılabiliyor. İkisi de taşıyıcı. Fakat özellikle beta talasemi için konuşuyorum. Sessiz taşıyıcı minör gibi bulgu, yani hiçbir bulgu vermez. Sadece hafif kanda bu MCV düşüklüğü dediğimiz hemogramda bir düşüklük şüphelendirir bizi. Çok hafif bir düşüklük. Ama talasemi minör dediğimiz elektroforezinde bulgu verir. Orada normalde görmemiz gereken miktarda artış anormal. Mesela hemoglobin A2 diye bir alt hemoglobin tipimiz var. Bu normalde %3'ü geçmemesi lazım. Sınırımız kabaca %3,5. Bu %3,5'ün üstüne çıktığı zaman bir de hemoglobin F var. Fetal hemoglobin. Daha çok anne karnında olan, işlev gören fakat hayatın 6. ayından itibaren etkinliği kaybolan bir hemoglobin alt tipi. Bunlarda artış görüyoruz. Bunlarda bakarak taşıyıcı tanısı koyabiliyoruz. Ama sessiz taşıyıcıda bu dediğim bütün parametreler normal olabilir. Sessiz taşıyıcı kısmı biraz şey ve toplumda yaygınlığı fazla. Yani Türkiye'de tahmin edilen rakam yaklaşık 1 milyon talasemi taşıyıcısı olduğu. 1 milyon ciddi bir rakam. Evet. Yani dünyadaki %2, %3 oranına bakarsak yaklaşık benzer düzeyde. Ama Türkiye'deki oran %2, %3 diyebiliriz. Fakat bu orana gidip bir Hatay'da, bir Antalya'da, bir Mersin'de baktığınız zaman orada yaptığınız zaman bu çalışma %10'lara, %12'lere kadar yükselen rakam görebiliyorsunuz. Yani Mersin'de dolaşırken yoldan çevireceğiniz 10 kişiden bir tanesinin talasemi taşıyıcı olma ihtimali fazla. Evet. Akdeniz anemisi. Dolayısıyla burada önemli olan tanı konduktan sonra evlilik öncesi hastanın eş adayının da mutlaka değerlendirilmesi ve ondan sonraki nesle geçiş açısından dikkat edilmesi önemli. Yani önemli olan önlenmesi aslında. Tanı konması da çok bir sıkıntı yok beta talasemide. Fakat önlenmesi kısmı çok önemli. Birazdan önlenmesi için neler yapılabilir soracağım ama öncesinde şunu da sorayım. Hazır siz taşıyıcılıktan bahsetmişken ailesel geçiş nasıl oluyor bu hastalıkta? Otozomal resesif geçiş oluyor beta talasemide. Beta talasemi için böyle. Yani hem anneden hem babadan alması lazım bu hastanın oluşması için. Sadece anneden veya sadece babadan aldığı zaman taşıyıcı formu diyoruz. Bu beta talasemi için geçerli ama. Alfa talasemide durum biraz daha farklı. Yani alfa talaseminin çünkü farklı genotipleri var. Anne ve baba sessiz taşıyıcı olduğu halde çocukta ciddi talasemi alt tipleri görebiliyoruz. Özellikle hemoglobin H dediğimiz takipte transfüzyon gerektirebilecek gelişme geriliği yapan alfa talasemi formu görebiliyoruz. Alfa talasemide bu çok öngörülemeyebiliyor beta talasemiye nazaran. Ama beta talasemi için konuşursak hem anneden hem babadan alması lazım otozomal resesif geçiş olduğu için. Onun için anne babanın ikisi birden alması lazım yani tek taraf tek bir yerden gelmesi yetmiyor. Peki şunu da soralım. Talasemi önlenebilir ve öngörülebilir bir hastalık dediniz. Tanı konusunda da bir sıkıntı yok. Önemli olan önleyebilmek dediniz. Peki önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler nelerdir? Neler yapılmalıdır? Evlilik öncesi mutlaka çiftlerin bu açıdan rutin kan tahlilleri var zaten. Türkiye'de yaklaşık 41 ilde bu çalışma yapılıyor. Bursa'da bunlardan bir tanesi zaten. Bu tip hastalar bize de geliyor. Evlilik öncesi yapılan kanlarda şüpheli bir tablo bulunduğu zaman mutlaka bize hastalar geliyor. Bu hastaların mutlaka demir eksikliği ve diğer nedenlere kat edildikten sonra tanı koyduğumuz hastalar oldu. Yani ya, kabaca bir oran verecek olursak bana gelen 10 şüpheli hastanın 3'ünde talasemi taşıyıcılığı veya sessiz taşıyıcılık süpendiğimiz vaka oldu. Bunlarda ne yapıyoruz? Mutlaka eşini de değerlendirmeye alıyoruz. Çünkü olası bir eş taşıyıcılığında da çocukta hastalık görülme ihtimali artıyor. Onun için mutlaka evlilik öncesi bu testlerin yapılması lazım. Bütün kan tahlillerinin ve şüphelenilen durumlarda da ileri tetkik, hemoglobin elektroforezi ve diğer bazı moleküler gen analizi de gerekebiliyor. Özellikle alfa talasemi için. Onun için mutlaka o. Diyelim ki yani böyle bir evlilik söz konusu oldu. Çocukta böyle bir risk var. Gebelik de söz konusu oldu. Tanıyı koyabilir miyiz? Evet. Böyle bir soru akla gelebilir. Onun için gebeliğin 12. haftadan itibaren mesela koryonik villus biyopsi yapılıyor. Koryon villus anne karnından ileride plasentayı oluşturacak dokudan, koryonik villus dediğimiz dokudan 10 ile 12. haftalarda anestezi gerektirmeyen bir işlemle biyopsi alınabiliyor. İlerleyen dönemde de 16. haftadan itibaren amniyosentez dediğimiz oradan belli miktarda amniyon sıvısı çekilerek bu çalışma yapılabiliyor. Aynı zamanda da kordosentez de yapılabiliyor. Yani göbek bağından
göbek kordondan daha doğrusu kan alınarak bu tahlil yapılabiliyor 18. haftadan itibaren. Anestezi gerektirmeyen bir işlemde. Yine yardımcı üreme teknikleri, IBF dediğimiz suni döllenme öncesi de bu çalışmalar yapılabiliyor. Yani burada amaç çocuk olmadan önce bunu engellemek. Evet. Eğer gebelik söz konusu olduysa da çocukta böyle bir taşıyıcılık veya hastalık durumu var mı? Bunu da 12. haftadan, 10 ila 12. haftadan itibaren görebilme şansımız var. Şimdi hocam şunu da sormak istiyorum. Taşıyıcılıktan bahsettik, genetik faktörden bahsettik. Peki talasemide risk sadece genetik faktör müdür yoksa başka riskler de var mıdır? En önemli faktör genetik faktör. Hatta tek faktör diyebiliriz. Sadece istisnai bir durum söz konusu. O da şöyle. Her ne kadar genetik geçişi olsa da bazı ülkelerde sporadik mutasyon sonucu oluştuğu ortaya çıkmış. Sporadik mutasyon dediğimiz genetik geçiş söz konusu değil. Fakat genetik geçiş olmadan oluşan bir mutasyon sonucu ortaya talasemi çıkabiliyor. Hatta dünyanın farklı coğrafyalarında görülme nedeni olarak göçler demiştik. Evet. Çok ufak bir nedeni de sporadik mutasyonlar ama bunlar çok çok ufak düzeyde. Dolayısıyla en önemli faktör genetik. Onun dışında oluşan sporadik mutasyonlar var. Yani diğer mutasyona sebep olan her türlü faktör, radyasyon olur, başka kimyasal olur. Bunda söz konusu olabilir ama bunlar çok çok ufak düzeyde. Onun için genetik geçişli hastalık, önlenebilir bir hastalık demek en doğrusu. Peki hocam, dilerseniz tedavisine geçelim. Artık öğrendik ki talasemi nedir, belirtileri nelerdir. Genetik çok önemli ilk faktör olduğunu söylediniz. Peki tedavisi konusunda neler yapılıyor bu hastalıkta? Tedavide ne kadar erken kan transfüzyonuna başlanırsa o kadar iyi. Çünkü özellikle çocukluk çağında talasemin en sıkıntılı etkisi büyüme gelişme geriliği, anatomik defekler, hani bazı kemiklerin çıkık olması, dalağın büyümesi, büyüme gelişme geriliği en önemli nedenler. Dolayısıyla erken zamanda transfüzyona başlamak, en erken zamanda. Hasta fakat talasemi majör ise eğer bu hastalarda kök hücre nakli de gündeme gelebiliyor. Alojenik kök hücre nakli. Dolayısıyla bu hastalarda tam uyumlu verici varsa kardeşlerini mutlaka araştırması lazım. Ne kadar erken kök hücre nakli gündeme gelirse tedavide o kadar erken yol alınabiliyor. Talasemi majör için özellikle. Özellikle karaciğerde ve dalakta belirgin şeyler oluşmadan, hastalık belirtileri oluşmadan. Ama bu kök hücre nakli seçilmiş hastalarda tabii. Evet. Bunun dışında en önemli faktör dediğim gibi transfüzyona, yani kan desteğine erken başlamak. Evet. Neden? Ne kadar erken başlarsak dalak o kadar geç büyür. Daha doğrusu büyüme azaltır. Çünkü dalak büyüklüğü de kan düşüklüğünün yanı sıra bu hastalığın sıkıntısını oluşturan nedenlerden bir tanesi. Evet. Ne kadar erken başlarsak o kadar kemik deformitleri az oluşur. Ne kadar erken başlarsak transfüzyona büyüme gelişme gelinin önüne o kadar erken geçeriz. Dolayısıyla bu transfüzyona özellikle transfüzyon öncesi kan değeri 9-10 civarı olacak. Ama 14'ü 15'i geçmeyecek şekilde 12 civarında tutulacak şekilde transfüzyonla o kan değerini belli bir değerde tutmak. Çünkü o kan değerini belli bir yerde tutarsak kemikleri ne yapıyor? Daha çok kan üretmek için aktive olmuyor. Kemik deformitlerinin önüne geçiyoruz. Dalak büyümüyor. Dalak büyüğünün önüne geçiyoruz. Gelişme geriliğinin önüne geçiyoruz. Dolayısıyla erken transfüzyon ve seçilmiş hastalarda kök hücre nakli. Fakat bu hastalarda tabii daha çok hani çocuk hematologları ilgilendiren bir durum. Evet. Özellikle bu hasta şeyi. Biz daha çok yetişkin grubuna bakıyoruz. Genelde bize zaten almış hastalar ve daha çok sessiz taşıyıcılar geliyor. Onun için daha çok çocuk hematologları bu işin içinde. Daha erken transfüzyon ve seçilmiş hastada kök hücre nakli özetle. Fakat bu hastalarda karşımıza çıkan başka bir sorun da demir birikmesi. Hani bu konuşmanın en başında söylemiştim. Evet. Demir eksikliği zannedilerek. Evet, önce onu ekarte etmemiz gerekiyor demiştiniz. Damardan demir ve kan verdiğimiz zaman demir birikme oluyor. Şimdi biz bu hastalarda kan verdiğimiz zaman ne olacak? Bu demir bir yerde birikecek. Evet. Bu bir yer neresi oluyor? Karaciğer, dalak, kalp ve vücudun her yerinde birikebiliyor ama karşımıza çıkan sıkıntı daha çok karaciğer ve kalpte birikme ile alakalı. Dolayısıyla transfüzyona başlandı fakat transfüzyona başlandıktan sonra da bu demir birikiminin önüne geçmek lazım. Dolayısıyla önüne geçemiyoruz aslında. Şöyle ifade edeyim. Transfüzyon veriyoruz, önüne geçemiyoruz fakat oluşan bu demiri atma yoluna gidiyoruz. Evet. Yani çözerek atma yoluna gidiyoruz. Bunun için demir şelatörleri dediğimiz tedaviler var. Hem hap olarak hem damardan kullanılan. Son dönem ilaçlar daha çok hap olarak kullanılıyor. 2 yaşın üstünde kullanılabilen ilaçlar çoğu. Dolayısıyla erken transfüzyona başladık, transfüzyon verdik ama bir yandan da bu demir birikim var. Evet. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için de özellikle kalp ve karaciğerde birikimin önüne geçmek için de demir şelatörleri veriyoruz. Bunun takibi de önemli. Yani kan verilen hastalarda
demir birikimine bağlı kalp hastalıkları ne olabilir? Kalp yetmezliği, kalp ritim bozukluğu gibi hastalıklar söz konusu olabilir. Aynı şekilde karaciğerde birikime bağlı karaciğer yetmezliği, hatta siroza varan durumlar söz konusu. Dolayısıyla demir birikimini belli bir noktaya gelmeden fark edip, takip edip demir çözücü, demir şeratörleri veriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz peki? Normal ferritin dediğimiz bir kan tahlili var. Buradan da yapabiliyoruz. Bir de MR'la karaciğer ve kalpteki demir birikimini gözlemleyebiliyoruz. Bunu tespit edebiliyoruz. Bir diğer az uygulanan invaziv metot dediğimiz metot da karaciğer biyopsisi. Karaciğer biyopsisi yaparak işte gram kuru ağırlık karaciğer başına düşen demir miktarına bakıyoruz. Bütün bu parametrelerle beraber hastaya demir şeratörü başlanabiliyor. Burada amaç demir birikimine bağlı diğer organ hasarının önüne geçmek. Peki sadece kalpte mi, karaciğerde mi? Değil. Üreme organlarında, endokrin organlarında birikebiliyor. Dolayısıyla endokrin organlarında demir birikimine bağlı diyabet gelişimi, büyüme gelişme geriliği, tiroid hastalığı, paratiroid hormon yetmezliği gibi, yani nerede bir hormon salgılayan bez varsa, hormonal yapı varsa orada birikime sebep olup çoklu sağlık belirti sorunları ortaya çıkartıyor. Evet, o açıdan transfüzyon önemli. Seçilmiş hastalarda kökücü nakli, fakat transfüzyon yaparken de demir birikimine bağlı organ hastalarının önüne geçmek. Tedavi aslında bir 3 aşamadan oluşuyor. Bir de belki şunu eklenebilir. Çok fazla kan alan hastalarda enfeksiyöz marize söz konusu. Evet. Tabii bu hastalarda lökosit filtreli dolayısıyla eritrosit veriliyor. Fakat ona rağmen her ne kadar %100 olmasa bile bazen çok nadir enfeksiyon geçişi söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla özellikle karaciğerde demir birikimi kendi başına risk. Hepatit C, hepatit B geçişi de bu riski artırabiliyor. Dolayısıyla demir birikiminin yanı sıra da bir enfeksiyon geçişi var mı çok kan aldığı için bu açıdan da takip etmek lazım. Peki hocam hangi hasta gruplarının devamlı bir kan desteğine ihtiyacı vardır? Hangi noktada bu kan desteği uygulanıyor hastaya? Her talasemi hastasında ilk olarak bu mu uygulanıyor? Hayır. Talasemi sessiz taşıyıcı ve talasemi minörse bundan hayat boyu transfüzyon ihtiyacı olmuyor zaten. Özellikle sessiz taşıyıcı zaten tanı bile almıyor çoğu zaman. Talasemi minörse hayatını hiç transfüzyon almadan da çok rahat idame ettirebiliyor. Sporunu yapıyor, normal aktivitesini yapıyor. Hatta tanı almadan hayatın ileri evlerine kadar gidebiliyor. Fakat kan desteği gerektiren hasta grubu bu talasemi majör, intermedia ve majör grubu beta talasemi için. Alfa talasemi için de hemoglobin H ve daha çok BARS, hemoglobin BARS dediğimiz, bu daha çok zaten anne karnında kan desteği gerekiyor. Evet. Fakat alfa talaseminin bazı alt tiplerinde bazı taşıyıcı formlarında kan desteği gerekebiliyor. Bu beta talaseminden biraz daha farklı. Beta talasemi taşıyıcılarında kan desteği gerekmiyor ömür boyu. Fakat alfa talaseminin bazı ağır taşıyıcı formunda kan desteği gerekebiliyor. Özetle talasemi, beta talasemi ise intermedia ve major. Alfa talasemi ise hemoglobin H, hemoglobin BARTS ve ağır taşıyıcı formunda kan desteği gerekiyor. Onun dışında sessiz taşıyıcı ve normal talasemi minör alt tipinde eritrosit desteğine gerek olmuyor. Bunların yanı sıra bazen ineffektif eritropoyez dediğimiz kan devir daim, daha doğrusu kan üretimi fazla olduğu için dışarıdan folik asit desteğe ihtiyacı olabiliyor hastaların. Ama her talasemi grubunda transfüzyon gerektirmiyor. Sadece ağır, intermedia ve major beta talasemi için, alfa için de ağır taşıyıcı hemoglobin H formu için. Peki hocam talasemi tedavi edilmediğinde ortaya çıkabilecek problemler nelerdir ki belirti vermediğini, çok geç yaşlarda bile tanı konduğundan bahsetmiştiniz. Peki tedavi edilmezse ortaya ne gibi sonuçlar çıkar? Talaseminin minör formu, zaten taşıyıcı formu tedavi gerektirmediği için hiçbir sıkıntı olmaz. Yani hayatını o şekilde idame ettirebilir. Peki tanı koymak niye önemli? Ondan sonraki nesli bu geçişi bilgilendirmek amaçlı. Biz mesela hasta da aynı soruyu bize soruyor. Şimdi tamam, bana bu tanıyı koydunuz de ben ne yapayım? Bu yaşıma kadar böyle geldim. Bir sıkıntı yok. Ne yapayım diye. Diyoruz ki çocukların da böyle bir şey olabilir. Çağırıyoruz mesela. Çocukların da hakikaten taşıyıcı saptayabiliyoruz. O niye önemli? Ondan sonraki nesil için. Dolayısıyla eğer evlenmemiş bir hasta grubuysa, bu taşıyıcı grubuysa, dolayısıyla ileride seçeceği eşinde mutlaka talasemi taşıyıcı var mı? Önce ona bak diyoruz. Şakayla karışık. Onun için o kısım önemli. Kendisinden ziyade ondan sonraki nesilde hastalık önemli olmaması ve taşıyıcı formunun ne kadar nesilden nesile geçeceğini öngörmek adına o önemli. Hastanın kendisinden ziyade taşıyıcı formu ondan sonraki nesil için. Peki hocam talasemi hastalarının günlük yaşantısı nasıldır? Nasıl etkiler bu hastalık onları?
Ağır formu özellikle eritrozit transfüzyonu geç almaya başladıysa ciddi miktarda etkiliyor tabii. Tanı biraz da geç aldıysa, ilerleyen çocukluk noktasında aldıysa büyüme gelişme geriliği, fiziksel olarak deformite söz konusu olduğu için günlük yaşamını ciddi etkiliyor. Tanısı geç alan vakalar için. Ama zaten özellikle intermedia ve major formu erken yaşta tanı aldığı için genelde çok o araçtan belirgin bir sıkıntı olmuyor. Yani tanıyı geç alan formlar daha çok semptom belirti vermeyen taşıcı formu olduğu için onlar zaten hayatını normal idame ettiren kısım. Evet. Tanıyı erken yaşta alanlarda zaten tedaviye hızlı biçimde başlanıyor. Dolayısıyla ancak tanıyı geç alan belli başlı gruplar için belki bu konuşulabilir. Onlarda da anemiye bağlı ve dalak ve karaciğer büyümesine bağlı diğer şikayetler ve hayat kalitesinin bozulması ve fiziksel deformite. Şimdi dalak büyümesi dediniz hocam. Peki bu dalak belli bir seviyeye geldiği zaman alınması gerekiyor mu? Evet. Talaseminin formlarında özellikle dalak semptom veriyorsa nasıl bir semptom verebilir? Doygunluk, erken doyma. Dalak belli miktar büyüdüğü zaman çünkü erken doyma ve rahatsızlık hissi verir. Yani erken doyma deyince ya bu bir şikayet mi diye algılanabilir. Hani erken doy daha iyi falan. Yani ne olacak? Hani kilo almazsın gibisinden. Halbuki o şekilde değil. Dalak belli miktarın üstüne çıktığı zaman bu erken doyma ise artık hastayı çok yemek yemez, sıkıntı sokar hale geliyor. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı da dalak büyüdüğü zaman hemoglobin dışında beyaz küre ve trombositlerin düşmesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla hasta dalağa belli bir boyuta eriştiği zaman kan değerlerinde düşüklük ve dalak büyüklüğüne bağlı fiziksel semptomlar ortaya çıkıyor, bulgular ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlar bir araya geldiği zaman dalağın alınması gündeme geliyor. Burada dalak eğer alınmaz ise hemoglobin düşüklüğü dışında beyaz küre ve trombosit düşüklüğü dediğimiz başka sorunlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Onun için kriterleri olarak özetleyecek olursak belli bir hacme gelmesi ama rakam olarak mesela işte şu santim gelirse gibi değil de semptom vermesi, dalağın diğer kırmızı küre dışında beyaz küre ve trombosit düşücü noktaya gelmesi söz konusu. Bunlar bu noktaya gelindiği zaman dalak alınıyor. Dalağın alınması tabii artısı ve eksisi var. Çünkü evet, dalak vücut için lazım olan bir organ, enfeksiyonla savaş için. Ama büyümesi de ayrıca risk tabii taşıyor. Dolayısıyla o noktaya tam gelesiye kadar o işlemi yapılmaması lazım zaten. Dolayısıyla o noktaya geldiği zaman da çok geç kalınmaması lazım. Çünkü dalak özellikle genç çocukluk çağlarında splenektomi, yani dalak alınması olduğu zaman enfeksiyon açık hale geliyor. Zaten splenektomi öncesi 4-6 hafta öncesi, 3-6 hafta öncesi bir takım aşılar yapılıyor enfeksiyon koruculuğu sağlanması için. Dalağın alınması çünkü kendi başına enfeksiyon riskini arttırıyor. Talasemi zaten, belki ondan bahsetmedik, ondan da kısaca bahsedeyim. Aynı zamanda bazı enfeksiyonlar için artmış riski de beraberinde getiriyor. Dolaşım bozukluğu olduğu için. Dolayısıyla enfeksiyon için zaten bir risk taşıyan hasta dalağa da alındığı zaman bu risk çok daha fazla artıyor. Onun için dalak alınma noktasında o kararın o kriterleri ortaya çıkınca alınması lazım. Peki hocam, şimdi talaseminin genetik bir hastalık olduğundan bahsettik ama ailesinde hiç talasemi hastalığı bulunmayan bir bireyde de bu hastalık görülebilir mi? Olabilir. Ya iki ihtimal var. Ya tanı almamıştır, tanısı bilmiyordur. Yani hasta bilmiyordur. Böyle bir tanım yok zannediyordur. Halbuki vardır, şikayet olmasının tanı almamıştır. Bu bir kısmı. Dolayısıyla bunlara tanı almamış hasta grubu diyebiliriz. Taşıyıcı grubu, hastadan ziyade taşıyıcı grubu diyebiliriz. Bir ikincisi de genetik öykü yoksa bile sporadik mutasyon olabiliyor, çok nadir. Sporadik mutasyon dediğimiz genetik geçiş yok ama sonradan gelişen mutasyon. Ama böyle bir şey olabilir. Ama daha çok bizi ilgilendiren böyle bir taşıyıcılık durumu var fakat tanı almamış. Dolayısıyla aile öyküsünde böyle bir şey olmaması, genetiğinde böyle bir şey ifade etmemesi, talasemi taşıyıcısı olmadığını ve nesle bunu aktarmayacağını tabii ki de garanti etmiyor. Evet. Hocam, bir izleyici sorumuz var. Talasemi hastaları kan başvurunda bulunabilir mi? Hayır. Kesinlikle bulunamazlar. Evet. Peki burada taşıyıcılık mı devreye giriyor? Yani kan nakli olduğu zaman o kişideki hastalık ona mı geçiyor? Geçme gibi değil bu ama zaten talasemi hastası zaten kendi kanı zaten düşük bir hastadır. Dolayısıyla bu taşıyıcı bile olsa, hasta olmasa bile zaten kendi kanı düşük olduğu için başkasına kan verme gibi bir durum söz konusu olmaz. Dolayısıyla uygun bir verici aday olmaz talasemi hastası. Yine bir izleyici sorumuz var. Talasemi hastalığında direnç nasıl artırılır? Çünkü belirtilerinde de demiştik aslında halsizlik gibi belirtileri var diye. Direnç nasıl artırılır? Direnç eğer talasemi de inefektif eritropoyeze bağlı çok fazla kan üretimi, devir daim çok fazla. Dolayısıyla daha önce söylediğim gibi bir folik asit desteği verilebilir. Folik asit normalde hap olarak, ilaç olarak alınabileceği gibi
Bu sebze meyvelerden de özellikle yeşil yapraklı sebzelerden de alınabilir. Aslında işin özü aynı yere geliyor. Sebze meyve doğal beslenme noktasına geliyor. Mümkün olduğu kadar bu şekilde beslenmekte fayda var. Ne kadar doğalını bulabiliyorsak, tazesini bulabiliyorsak mümkün olduğu kadar. Buradaki amaç da folik asit desteği. Bir diğer husus da hani bahsetmiştik, demir eksikliği anemisinin ekarte edilmesi lazım. Demir evet. eksikliği anemisi ise öncelikle demir tedavisi verilmesi lazım ekartasyon için. Fakat öyle hasta grupları var ki hastada hem demir eksikliği var hem talasemi var. Talasemi taşıyıcılığı var. Bu hastalarda demir verilmez mi? Verilir. Fakat çok kontrollü vermek lazım. Çünkü vereceğimiz mesela öyle benim hastam oldu mesela hem talasemi taşıyıcısı hem ciddi miktarda demir eksikliği var. Bu hastaya intravenöz demir verdik fakat kontrollü verdik. Fazla miktarda verirsek birikimi artırabiliyoruz. Dolayısıyla eşlik eden bir demir eksikliği varsa onu da tamamlamak lazım. Aneminin diğer nedenlerinden bir tanesi olduğu için. Eşlik eden folik asit, B12 eksikliği varsa, bir tiroid hormon bozukluğu varsa onları yerine koymak lazım ki talasemiyle zaten kan değeri düşüyor. Bir de diğer düşüren faktörleri devreden çıkartalım. Dolayısıyla burada talasemi dışında kan düşüklüğü yapabilecek diğer nedenlerin netleştirilmesi, onlara yönelik tedavinin planlanması, bunlar söz konusu değil ise folik asit desteği verilmesi ve doğal beslenme diyebiliriz. Onun dışında çok belirgin bir şey mevcut. Yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz hocam. Özetleyecek olursak talasemi hastalığını neler söylersiniz? Talasemi en başta dediğim gibi yani akılda kalması gereken öngörülebilir ve dolayısıyla önlenebilir genetik geçişli bir hastalık. Özellikle aile hikayesi olan normal akraba ziyaretlerinde kulağına ya bizde Akdeniz anemisi vardı, talasemi vardı şeklinde bir cümle çalınan herhangi bir kişi taşıyıcı ve dolayısıyla nesillere bunu aktarma açısından risk faktörü taşır. Dolayısıyla bu hastaların mutlaka değerlendirilmesi lazım. İkinci önemli husus da demir eksikliği yani net ortaya koymadan kan değeri düşük şeklinde demir almaktan kaçınmak lazım. Dolayısıyla bunlar hem tanının gecikmesini hem de gereksiz demir alınmasını ve demir birikimini beraberinde getirebilir. Bir de yine bununla bağlantılı başka bir husus. Bazen talasemi tanısını koymak için bazen de yani önemli zamanlarda hemoglobin elektroforezi istiyoruz. Hemoglobin elektroforezi istemeden önce mutlaka başta söylediğim hani bu demir eksikliğinin ekarte edilmesi lazım. Çünkü demir eksikliğine bağlı bir kan düşüklüğü var ve o düzeltilmeden hemoglobin elektroforezi istenirse hemoglobin elektroforezi yanlış sonuç verebilir ve bizi beta talasemi taşıyıcılığı tanısını koymamızı geciktirebilir. Önce diğer nedenleri ekarte edeceğiz. Demir eksikliği varsa onu tedavi edeceğiz. Folik asit, B12, tiroid hormon ve diğer kronik hastalıklar. Bunları ekarte ettikten sonra aile öyküsü varsa daha ön planda, aile öyküsü mevcut değilse bile mutlaka talasemiyi, beta talasemi ekarte edeceğiz. Ama alfa talasemi de burada önemli. Diğer başka önemli bir husus. Alfa talasemi her ne kadar genetik geçişli olsa bile beta talasemi gibi kolay bir şekilde öngörülemeyebiliyor. Daha kompleks bir 4 alel genle çünkü aktarılan bir hastalık grubu. Dolayısıyla öngörülemediği için hastanın kan değeri düşük. Diğer nedenlerin hepsini ekarte ettik. Beta talasemiyi de ekarte ettik. Bu hasta beta talasemi de değil ama kan değeri açıklayamadığımız şekilde hala düşük. Aile hikayesi olmasa bile mutlaka alfa talasemi açısından değerlendirmek lazım. Çünkü alfa talasemi beta talasemiden ziyade sürprizlerle gelebiliyor. Evet. Yani. Benim sormayı unuttum. Sizin eklemek istedikleriniz varsa son olarak onları alalım hocam. Programımızı kapatacağız. Aslında tabii talasemi çok tabii geniş daha bahsedemediğimiz alfa talaseminin alt tipleri, beta talaseminin formları, tedavi çok tabii geniş bir konu ama özetle akılda kalması gereken eğer aile öyküsü varsa mutlaka bu açıdan uyanık olmak ve hastanın kendisi talasemi taşıyıcısıysa eşinde de mutlaka bunu değerlendirmek veyahut da bu ters yoldan da gelebilir. Diyelim ki çocuğunda anne babada hiçbir şikayet yok, hiçbir öykü de yok. Çocukta bir kan düşüklüğü çıktı ve talasemi taşıyıcısı kondu. Buradan da anne baba yani alttan yukarı gidip anne babanın da tanısı konulabilir. Ama öngörülebilir, önlenebilir ve gitgide toplumla artık bütün dünya toplumlarında hatta Kuzey Avrupa ülkelerinde bile oralarda normalde bu hastalık şeyi çok düşük. Ama göçlerle beraber orada da artmaya başladı. Bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Çünkü yani etkilenen kişi sayısı ve belirgin bir maliyet de beraberinde getiriyor. Onun için erken tanı, önlenebilme ve anne karnındayken tanı koyma şansı olan bir hastalıkta biraz daha tabii uyanık olmakta fayda var. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Hattı programını bu haftalık burada noktalıyoruz. Pazartesi günü saatler 15.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.